Nazım Bey. Başkan nasılsın? Çok şükür. Yorulduk da merdivenden kusura bakmayın. Merhaba. Ben Antalya'dan, Ankara'dan geldim. Nasılsın abi? Merhaba. Sen de tanıştılar bir. Hoş geldin. Bir Ankara'dan. Tabii ki. Nereden? Derecik, Şenlik Derecik. Tamam, doğru tanım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Özellikle bayım için. Kapı Hamza. Hayal diyor diye. Ne var? Var. Birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi, teminatı olduğu Cumhuriyetimizin varlığı ve ülke demokrasisinin çağdaş normlarından oluşması yolunda üzerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürüyor. Ülkemizi yeniden aydınlık geleceğe kavuşturacak barışı, kardeşliği ve kalkınmayı sağlayacak CHP iktidarı ve siz değerli örgütümüzün özverili çalışmalarıyla olacaktır. Aramızda bulunan Ankara Milletvekili Parti Meclis Üyemiz Deniz Demir Bey'i, İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan Bey'e de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyoruz, saygılarınızı sunuyoruz. Değerli Deva Partisi İl Başkanımız, çok kıymetli Hakkari'li hemşerilerim, Sayın Milletvekilimiz Murat Bakan, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Ankara Milletvekili Deniz Demir, kendim Ardahanlıyım, yani bu bölgenin çocuğuyum. Ankara Milletvekiliyim. Bugün burada olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hakkari ikinci gelişim. Sizlere Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. İnşallah bugün kongremiz sağlıklı bir şekilde bitirip önümüzdeki 4-5 Kasım'da büyük kurultayımıza gerçekleştireceğiz. Ben konuşmamın seçimlerden yapılmasını öneriyoruz saygılarımızla. İl delegeleri Kemal Ölmez, Elvan Özkan, Fatih Taş, Nazime Saygı, Onur Baran Abbas Sigil, Abdülhamit Bulut, Abdullah Demiralp, Sabri Koriçi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seçimlerimiz bu lot listeyle yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan seçimine hepiniz hoş geldiniz. 2021-22 yılı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı faaliyet raporunu müsaadenizle okuyorum. Gelirimiz 192.024 TL, giderlerimiz faturalı olarak 124.800 TL, kira giderimiz 67.224 TL, toplamda 192.024 TL olarak kapanmıştır. Fatura karşılıklarımız ve kiralarımız ödendiğinden şu anda kasa bakiyemiz sıfırdır. Yüksek müsaadenizle mali raporu divana ibraz ediyorum, arz ederim, sağ olun. Seçimlerimiz tabii iki tane seçim geçirdik. Bir 14 Mayıs milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geçirdik. Bu arada köy ziyaretlerimiz, ilgili ittifaktaki arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar kanaat önderi bazdı, sivil toplum örgütleri ağırlıklı, muhtarlarımızla beraber çalışmalarımız oldu. Ve günün sonunda başarıya elde ettik Hakkari olarak. Türkiye genelinde ilk üçe girdik. En yüksek oy Sayın Cumhurbaşkanlığı'nda biz burada verdik. Milletvekili seçimlerinde de ilk şeye girdik. Milletvekili çıkarmayan, mevcut iktidarın milletvekili çıkarmadığı illerden bir tanesi de bizdik. Bundan dolayı memnuniyetimizi burada dile getiriyoruz. İnşallah genel merkezde bu konuda bizden memnundur. Teşekkür ederim. Çalışma raporu. 18 Mayıs'ta Hakkari İl Binası'nda bir video çektik arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Orada olanlar hatırlarlar. Gönül isterdi ki o videoda söylediklerimiz gerçek olsun. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olsun. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olsun diye tam bir adammış içinde çalıştık. Hepimiz mücadele ettik. Bir seçim yaşadık. Umudumuz çok yüksekti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ve ittifakın altılı masanın gerçekten alabileceğine inandığımız bir seçimdi. Ben 94 seçimlerinden beri aktif siyasetin içindeyim. 29 senedir aktif siyaset yapıyorum. 94 yılında babam ilçe başkanıydı İzmir'in Ağrıdere'de. O seçimlerden itibaren her seçimi yaşadım. Aktif içinde yaşadım. Üçüncü dönem milletvekiliyim. Daha önce meclis üyeliği yaptım. Sevgili arkadaşlar, hiçbir seçim sonucu beni bu kadar etkilemedi. Eminim sizi de çok etkiledi. Yani çok gerçekten üzüldüm ve büyük hayal kırıklığı yaşadım. O kadar umudumuz yüksekti ki, umut ne kadar yüksekse hayal kırıklığı da o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla toplumun bizden beklentisi o kadar yüksekti. Seçimi kaybettik. Ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, bir milletvekili olarak şunu bekledim. Parti içinde bir öz eleştiri süreci. Yani ben Murat Bakan olarak neyi eksik yaptım, nerede hata yaptım, kendi adıma bu eksiği aradım, kendime nerede hata yaptım. Ama aynı şeyi parti yöneten iradeyle yapması lazım. Şu bugün değişim isteyen, değişim olsun diyen o dönem MYK'da olan arkadaşların da yapması lazım. Sayın Genel Başkanımızın da yapması lazım. Hakkari, belki Hakkari'nin buna ihtiyacı yok. Gerçekten çok başarılı bir süreç yönetti. Burada milletvekili adayımızı ve il yöneticilerimize tebrik ediyorum. İlçe başkanlarımı tebrik ediyorum. Ufaktaki partilerin de burada çok emeği var. Onlara da buradaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir şeyleri eksik yaptık. Şunu diyerek sorumluluktan kurtulamayız. İktidar topuyla, tüfeğiyle, elindeki tüm güçlerle, valiler, kaymakamlar, tüm mülki teşkilatıyla bu seçime girdi. Yalan propaganda yaptı, yalan videolar yayınladı. Evet, biz bunların hepsini biliyorduk arkadaşlar, bunun böyle olacağını. Buna rağmen kazanacağımızı iddia ettik. Dolayısıyla bu bizim için kaybetmemizin bir gerekçesi olamaz. Biz tekrar bu alabileceğimiz seçimi nerede hata yaptık diye sorgulamak zorundayız ki önümüzdeki seçimlerde toplumdaki o hayal kırıklığını atalım ve yerel seçimlere güçlü bir şekilde girelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa Türkiye'de muhalefet olmaz arkadaşlar. 8 yıllık parlamenter olarak söylüyorum. Komisyonlarda çalışan biziz, sokakta olan biziz. Halkın bizden büyük beklentisi var. Eğer biz yerel seçimde elimizdeki yerel yönetimleri de kaybedersek tek kutuplu bir yönetim olur. Güçlü bir şekilde temsil edemezse o zaman bu iktidar her şeyiyle bu ülkeyi teslim etmiş oluruz. Dolayısıyla bizim eksiyken yenilenmeye ihtiyacı var. Kadrosal anlamda yenilenmeye ihtiyacı var. Ben böyle düşünüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir yönetim görevi almadım partide. Ne parti meclis üyesi oldum, ne MYK üyeliği yaptım. Milletvekili olarak üstüme düşeni yapmaya çalıştım. İşte seçim döneminde buraya Hakkari'ye, Şırnak'a, Batman'a, Siirt'e, bu bölgelere de geldi. Elimden ne gelir, ne kadar destek olabilirim. Yeter ki bu seçimi kazanalım diye. Çalıştığım alanlar, parti davalıyım. Devlet fedaileri tehditten davamız devam ediyor. Akgençlik ocakları davamız devam ediyor. Osmanlı ocakları, yani bizim ne mücadele etmemiz gerekiyorsa biz o mücadeleyi ben şahsım adına yaptığıma inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada dışarıya verdiğimiz mesaj kavga görüntüleri değil. Ama bu kongrelerde, il kongrelerinde, kurultayda eksiklerin, hataların tartışıldığı ve düştüğümüz yerden ayağa kalkarak mücadeleye devam ettiğimiz bir süreç yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için siyasal yaşamda yer almanın onurlu bir toplum hizmeti olduğu bilinciyle etnik siyaset ve sosyal demokrat düşüncenin örtüşmediği gerçeği ortadayken toplumu ayrıştırmadan önce insan felsefesiyle hareket etmek önceliğimizdir. Saygıdeğer yoldaşlar, bizler görevi 2018'de devraldığımızda teşhisi koyduğumuz çok önemli eksiklerimiz vardı. Parti içerisinde az olsun benim olsun düşüncesi hakimdi. Bu düşünceyi bertaraf etmek için uzun uğraşlar neticesinde başarma yolunda ilerledik. Hakemiyeti olmayan köy mahalle bırakmamak gayesiyle çalıştık. 2018 genel seçimlerinde 1200 olan parti oyumuzu 5000'lere, 2023 genel seçimlerde ise 11000'lere ulaştırdık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 173 ile Türkiye başarı sayısı en yüksek olan ilk 3 ilden birisi olduk. Mevcut iktidar milletvekilini çıkarmadığı 2 ilden birisi de bizdik.
kamunun bütün imkanlarını kullanmaya karşı, kullananlara karşı yarıştır. Ters mi ettik? Asla. İnancımız ve irademiz ilk günkü gibi sapasağlam aynı heyecanla kuruyoruz ve diyoruz ki rüzgar ne kadar sert eserse esin, bırakalım Söğüt düşünsün. Yüzyıllık çınara bir şey olmaz. Sözümüz var bu güzel ülkemizde. Mutlaka güneşli güzel günlere beraber göreceğiz. Sözlerime burada son verirken